Pek muhterem seyircilerimiz Kanto, Tango, Rumba, Alaturka ve de Alafranga. Meraklısına bol keseden retorika, etika ve de politika. Ardında donu olmayana haybeden gülmeceli bol kahkaha. İnsanlar, insansılar, insanlıktan nasibini almayanlar. Kumpanya garantili kampanya. Gel vatandaş gel. 72 kısım tekmili birden her surette keyifler keka. El birliğiyle bir cümle kuralım. Düne, bugüne, yarına. Alınanlar alınsın, bayılanlar bayılsın. Velhasılı kelam kabare artık nihayet başlasın. Alev. Selamun aleyküm muhterem. Rahatsız ediyorum sizi. Muhterem, havuz medyamızdan illaki bir tanıdığımız vardır. Muhterem, şimdi bir arkadaşım Düne'ye beni aradı. Kendisi uzun zamandan beri yurt dışında yaşıyordu. Orada da güzel çalma çırpma çalışma işlemlerini gerçekleştiriyordu. Pandemi sürecinde biraz durgun olmuş işler. Şimdi diyor ki hazır ülkemdeyken biraz ülkemde soyayım, dinleneyim. Sonra yurt dışına ben icabına bakarım diyor. Evet, şimdi onun müthiş bir önerisi var. Anlattı, dinledim. Sizin de etkileneceğinizden çok eminim yani. Evet evet. Zaten kendisini şimdi isminiz desem yani halecanlanacaksınız. Halecanlanmayın diye yavaş yavaş söylüyorum. Yedire yedire böyle. Evet. Şöhretli bir insan. Tüm dünyanın saygı ve sevgi duyduğu, tüm zamanların en müthiş dolandırıcısı, tüm zamanların en büyük namussuz alçağı Yaman Pek Yaman. Ya mal gibi kaldın değil mi sen de? Ben de öyle oldum ilk defasında. Şimdi diyor ki Yaman Pek Yaman, Türkiye'de diyor isterseniz bir proje, televizyonda reyting yüksek bir program yapabilirim. Evet, isterseniz tabii. Program adını duyduğunuzda zaten siz de böyle valla şeyiniz tavana vuracak. Bir yeriniz işte neyse. Adı şu, Yaman Pek Yaman'la Götüre Götüre Anadolu. Nasıl? Yerli ve milli. Yaman Pek Yaman'la Götüre Götüre Anadolu. Başlıyor, başlıyor. Yaman Pek Yaman'la Götüre Götüre Anadolu programı başlıyor. Ve huzurlarınızda program sunucumuz güzeller güzeli, diksiyon abidesi, detoks mucizesi, polemik canavarı, göz belertme ustası Tülay Kocademir. Geliyor. Alemde ondan çabuğu yok. Alemde ondan hızlısı yok. Ondan beceriklisi yok. Onun kadar iyisi yok. O global bir hırsız. Hırsızlıkta bir dünya markası. O bir duayen, o bir nefer. Rezerv, cevher, mücevher. Ooo, hayallerimizi süsleyen adam. Geliyor, bizi aydınlatmaya geliyor. Bize yol göstermeye geliyor. Ve alkışlarınızla Yavuz Hırsız Yaman Pek Yaman. Bir Yaman Pek Yaman'la daha Götüre Götüre Anadolu programımız başlıyor. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Tülay, bu ne güzellik Tülay. Sen bu güzelliğinle mankenim diye geçirenleri kör, fotomodelim diye geçirenleri şehla edersin Tülay. İşte gören bir çift göz. Gördüğünü sanan milyonlarca kazmadan evladır. Yaman Pek Yaman'ın kartal kadar keskin gözleri. Şeref verdiniz. Onur bahşettiniz efendim. Diğer kanalların ucube programlarını yerle yeksan ettiniz. Bu kıyafet resmen aşkın vücut bulmuş halisiniz. Alev alev, ateş ateşsiniz efendim. Ah yaktın beni Tülay. Ah. Tülay. Geçelim mi? Geçelim Tülay. Geçelim. Yaman Bey, ne zamandır görünmüyordunuz? Nerelerdeydiniz?
Nereleri soydunuz? Hangi delişmen, hangi münferit projelere imza attınız efendim? Son butik hırsızlığımızı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaptık Tülay. Orada köle gibi çalıştırdığımız maden işçileriyle çıkarttığımız elmasları yüzük haline getirip burada eşine, dostuna, sevgilisine evlilik teklifi sırasında hava atmak isteyen Anadolu delikanlılarına karatı $10,000 çaktı. Oh, harika. Görüyorsunuz. Global adam Yaman. Hepsini konuşacağız. Hepsini. Afrika'yı da, Orta Doğu'yu da hepsini konuşacağız. Ama Yaman, biliyorsun geçen haftadan bu yana bir sürü soru birikti. Dilersen programa başlayalım. Başlayalım Tülay. Öyleyse ilk konuğumuzu çağıralım. Bakalım kimmiş? Ve işte ilk konuğumuz. Almanya'dan Seyyare Tatak. Tatak daha yolun başında. Maalesef hiçbir hırsızlık tecrübesi yok. Ama umudu çok. Bakalım Seyyare Tatak'ın Yaman Pek Yaman'a sorusu ne olacak? Merhaba Türkiye. Ben Seyyare Tatak. Doğduğumdan beri Almanya'da yaşıyorum. Ne acı. İşte bu büyük bir dram. Üniversiteden mezun oldum. Çok iyi dereceler aldım. Master yaptım. Doktora da verdim. Türkiye'de hırsızlık yapmak için Almanya'dan kredi çektim. Tabii bunu Almanlara söylemedim. Scheiße. Almanya'da hırsızın cezası çok büyük. Ben kendi memleketimde hırsızlık yapmak istiyorum ya. Ama kafam çok karışıyor. Yani hangi konuda hırsızlık yapacağım bilemiyorum. İnşaatın sektörüne mi girsem, gıda var, alternatif olarak eğitim ya da şpo mu? Yani işin içinden bir türlü çıkamıyorum. Neticede Almanya'da 1 euro 1 euro. Ama benim memleketimde 1 euro bir sürü Türk şeysi yapıyor yani. 8, 9, 10 sürekli de çıkıyor şu an. İşte o an ben yaşayamam. Lütfen bana yardım edin Yaman. Sizce ben ne yapmalıyım? Seyyare. Sendeki feraset nasıl bir şey? Sen Seyyare. Bir müddet sonra ferasetten fezaya fırlayabilirsin çocuğum. Kendine gel Almanya. Arakla kendini Almanya. Almayın paçanı aşağı Almanya. Akıllı ol Almanya. Ver krediyi, sal kızı. Gelsin vatanına. Burada soysun Almanya. Kıskanç Almanya. Seyyare. Çok güzel projelerim var. Ama inşaat sektöründe müthiş bir doygunluk var. Eğitimde de bütün köşe başları tutulu. Bence sen spor dalında hareket edeceksin Seyyare. Dünyada sadece 3-5 kişinin bildiği, 3-5 kişinin de yapabildiği bir spor dalı bulacaksın Seyyare. Örneğin şu buz spor dalı. Onu Türkiye'ye getireceksin. Onun federasyonunu burada kuracağız Seyyare. Kurduktan sonra da bütün paraları oradan hortumlayacağız. Tabii ki ya. İşte. İşte sana önerim Seyyare. Sen tersine beyin göçünü başlatacaksın. Hemen Almanya'ya dön ve bunu yap Seyyare. Çık bu sahneden artık. Yaman. Bravo. Bravo Yaman. İşte. İşte çözüm odaklı adam. Yaman Pek Yaman. Adam gibi adam. Muazzamdınız. Bizi etkilediniz Yaman Pek Yaman. Şimdi de bir sonraki konuğa geçelim mi? Lütfen geçelim Tülay. Geçiyorum. Geç. Bakalım kimmiş? Ve sıradaki konuğumuz Ankara'dan Salim Takla. Salim Takla mesleğinin başında heyecanlı bir genç. İlk hırsızlığını 1,5 yıl önce pazardan avokado roka çalarak yapmış. Bakalım Salim Takla Yaman Pek Yaman'a ne soracak? Selam aleyküm. Aleyküm selam canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle Sayın Yaman Pek Yaman'a enişten selamlarımı yolluyorum. Ne ince azam ya, ben de ona selam ediyorum. Ayrıca saygılar sunuyorum. Şimdi benim sorum şu.
Ben yaklaşık olaraktan bir buçuk yıldan beri amatör olaraktan kırgızlık yapıyorum. Elimden geldiği kadarıyla işin hakkını vermeye çalışıyorum. Ama kahretsin ki arada bizim de su kaynattığımız oluyor. Geçen gün kırgızlık maksadıyla girdiğim evde, affedersiniz, motoru da biraz bozmuşum. Olur öyle, her hırsızın başına gelir bunlar. Biraz heyecan da var. Helayı arayıp bulana kadar ardıma hakim olamayaraktan salonun ortasına defi hacet şeklinde çöldürdüm. Neyse, işimi bitirdim. Tam evden çıkarken çeşitli düşüncelere kalkıldım. Çözüldüm. Yaptığım harekat sizce doğru mudur? Baktım da vardı. Acaba evi temizlemeli miydim yoksa temizlememeli miydim? Dardayım, zordayım, bunalıyorum. Temizlemedim. Ah vicdan. Sizce bu etik midir? İnanın günlerdir gözüme uyku girmiyor. Ne olur bana yardım edin Yaman Bey. Devlet bize yardım etmiyor. İşte ama bu insanın feraseti. İşte mer. İşte yiğit. İşte cesur. İşte açık sözlü bir delikanlı. Sorarım size, bugün bir hırsız Cape Town'da, Londra'da, Addis Ababa'da, Kuala Lumpur'da, Santiago'da bir eve girse, onun durumunda olsa, onun yaptığını yapar mıydı? Tabii ki yapardı. Hem de daha beterini yapardı. Hem de eşini, dostunu, arkadaşını telefonla arar, eve girer, evde hep birlikte yaparlardı. Ama o ne yaptı? Cahillikten, çaresizlikten, derin bilgisizlikten evin bir yerine butik çövdürdü. Ne yapsaydı? Altına mı yapsaydı? Şuna bakın. Şunun güzelliğine, şunun cesaretine, şunun tipindeki bütün inceliklere bir bakın. İşte sana çözüm dostum. Bana hemen kredi kartı numaranı vereceksin. Son kullanma tarihini, arkadaki güvenlik numarasını hep vereceksin. Şifreyi de göndereyim mi? Şifreyi de vereceksin. Ben senin hesabına para yatıracağım. Benim senin hesabına yatırdığım parayla bir kilo kayısı, bir kilo şeftali alacaksın. Onları yiyeceksin. Üstüne bir pide salonunda iki de lahmacun gömeceksin. Bir de üstüne soğuk su içeceksin. Yetmedi mi? Bir koçanla mısır kemireceksin. İşte mideyi bozup o eve tekrar geleceksin. Ve o evin her yerine çöldüreceksin, anlaşıldı mı? Biz hırsızız. Bize yakışan budur. Bizim bütün olayımız budur, anladın mı? Anladım. Hadi şimdi git hazırlan. Sağ olun. Harika. Harikaydınız Yaman. Dünyayı aydınlatmaya gelmiş bir adam. Bilgi kırıntılarıyla ukalalık taslayanları görgüsüyle dövüyor. Dağıldım. Dağıttınız beni Yaman. Tülay. Yaman. Son konuğumuza geçelim mi? Bir an önce geçelim Tülay. Geçiyorum Yaman. Bakalım son konuğumuz kimmiş? Ve işte son konuğumuz. Kırklar elinden Halime Şamama. Halime Şamama çocukluk yıllarından beri hırsızlık yapıyor. İlk işi 8 yaşındayken babasının cüzdanından para çalmak olmuş. Bakalım Halime Şamama Yaman Pek Yaman'a ne soracak? Abi ben çok aşık oldum. Cayır cayır yanıyorum abi. Aşk! Abicim ben namusumdan hırsızlık ederim. Geçen yine bir eve girdim. Oo güzel. Dolar olsun, euro olsun, altın olsun. Yolumu buldum abicim. Tam evden çıkacağım. Ay evde ne göreyim? Ay duvarda bir çocuğun fotoğrafı var. Ay bir güzel çocuk. Aynı ben gibi böyle bembeyaz telli. Gözleri yeşil yeşil parlıyor. Ay ben aşık oldum bu çocuğa Yaman abi. Hemen odasını karıştırdım. İsmini öğrendim.
İsmi Necati Tarla. Otosanayide usta. Motor ustası. Atladım gittim hemen otosanayine. Baktım uzakta çalışıyor. Necati Bey, bakar mısınız? Dedim, geldim. Benim arabam dedim. Bazı çalışmaz. Vurdursana arabayı. Vurdursana. Geldim, arabayı inceledik. Bunun vurdurulacak bir tarafı kalmamış. Abla dedi. Ay, abla dedi. Beni ablası olarak görür. Yaman abi, yaparsan sen yaparsın abi. Beni bu olanla aramı bul. Yoksa ben Edirne çıraları gibi cayır cayır yanıyorum abicim. İşte ağabeyim. Neresine sıksan, neresini avuçlasan aşkın fışkırdığı diyarlar yok Betülay. Bu memleketi tankla, topla, tüfekle durduramazsın. O sevda destanlarını öyle küt diye patlatamazsın. Bana bak Necati Tarla! Kendine gel oğlum! Deli misin sen? Dili misin? Jackpot'u yakalamışsın. Büyük ikramiyeyi kıstırmışsın. Aptallık yapma Necati Tarla. Yüz ver şu kıza. Gel yanıma Halime Şamam'a. Geldim abiciğim. Halime Şamam'a. Evet. Seninle bir anlaşma yapacağız. Andolsun ki bundan sonra yapacağım ilk butik hırsızlıktan kaldıracağım paranın onda biriyle Necati Tarla'yla senin düğününü yapacağım kız. Abi büyüksün be abi. İlk çocuğuma senin adını vereceğim valla. Harika. Zaten balayına birlikte çıkacağız seninle. Bir dön bakayım şöyle. Bir yaman pek yamanla daha götüre götüre Anadolu programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.